Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarında bir Azerbaycan askerinin yaralanmasının ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon başlatıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin Devali iline bağlı Birali, Karakilse iline bağlı Saybali yerleşim yerlerindeki mevzilerden Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk bölgesinin Sederek iline bağlı Karaağaç ve Laçın ilinin Mirkent yerleşimleri istikametinde bulunan mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Bakanlık ayrıca sözde Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki ayrılıkçı yasadışı Ermeni silahlı gruplarının Terter, Hocalı ve Ağdam illeri istikametindeki mevzilerine saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. Ermeni silahlı kuvvetlerinin saldırılarında Azerbaycan askerinin yaralandığı, yaralı askerin durumunun iyi olduğu açıklandı. Ermenilerin saldırısı sonrası Azerbaycan ordusunun bölgede operasyon başlattığı, saldırı gerçekleştirilen Ermeni mevzilerinin yoğun ateş altına alındığı kaydedildi. Azerbaycan ordusunun başarılı atışları sonucu bir Ermeni askerinin öldürüldüğü aktarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermeni yasadışı silahlı gruplarının gözetleme amaçlı konuşlandırdığı 30 sistemi yok ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Barışı Koruma Birliği'nin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasadışı Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan ordusu birliklerine karşı terör sabotaj faaliyetleri yürütmek amacıyla Karabağ ekonomik bölgesine teknik gözetleme ve dinleme cihazları yerleştirdi. Askeri personelimizin güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler sonucunda yasadışı Ermeni silahlı gruplarına ait 30'a yakın teknik gözetleme ve dinleme cihazı devre dışı bırakıldı. Bu yöndeki faaliyetlerimiz birimlerimizce sürdürülmektedir denildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Basarkeçar ilinin Azizli, Aşağı Şorca ve Dara yerleşim yerlerindeki mevzilerden Azerbaycan ordusunun Kelbecer iline bağlı Yellice ve Gedebey ilinin Daryurt yerleşim yerindeki mevzilerine saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. Diğer yandan eski Azerbaycan Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügarov, Ermenistan ve Azerbaycan şartlı sınırındaki durum ile Karabağ'daki durumun farklı şekilde analiz edilmesi gerektiğini, bu konuların birbiriyle bağlantılı olduğunu ancak gelişim mekanizmalarının farklı olduğunu belirtti. Konvansiyonel sınırda gerilim uzun süre devam edeceğini anlatan Zülfügarov, çünkü tarafların sınırın çizilmesi için bazı haritaları esas alması sürecinde görüş ayrılığı ortaya çıktı. Ermenistan 1975'in haritalarını, Azerbaycan ise başka bir haritayı sunuyor. Azerbaycan'ın Göyçe ve Zengezur ilçeleri Ermenistan'a verilmeden önce 1920 haritalarıyla sınırlandırma ve sınır belirleme sürecini talep edebileceğini göz ardı etmiyorum dedi. Karabağ'da da garip süreçler yaşandığını anlatan Zülfügarov, zaten orada bölme işlemleri yapılıyor. Yani başta Ruben Vardanyan ve destekçileri olmak üzere radikaller mücadeleyi sürdürmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü Azerbaycan'ın bulunduğu bölgede yaşamak istemiyorlar. Bir diğer grup ise Bakü ile insani konularda anlaşmaya varmayı planlıyor. Ayrılıkçılar genel olarak bu fikir uğruna sıradan Ermenilerin acı çekmesini, açlıktan ölmesini istiyor. Elbette sıradan Ermenilerden bu direniş beklenemez. Çünkü her halükarda basit bir Ermeni onlara şunu söyleyecektir dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 258.340 askerini kaybettiği, 4.362 tank ve 8.476 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 5295 topçu sistemi, 721 çok namlulu roket atar sistemi, 491 hava savunma sistemi, 315 uçak, 316 helikopter, 4312 insansız hava aracı, 1406 seyir füzesi, 7722 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Rus ordusuna ait 13 hedefin imha edildiğini açıkladı. Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenkov da Ukrayna ordusuna ait hedefleri imha ettiklerini açıkladı. Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Güney Donetsk yönünde 250 askerinin etkisiz hale getirildiğini, 2 zırhlı araç, M777 topçu sistemi ve FH70 silah sisteminin yok edildiğini kaydetti. Operasyonel taktik ve ordu havacılığı, füze birlikleri ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri birliklerinin, Ukrayna ordusunun 139 bölgedeki hedefine saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden sözcü, Ukrayna ordusu 1. Tank Tugayı'nın mühimmat deposunun vurulduğunu belirtti. Sözcü, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplamda 462 uçak, 246 helikopter, 5.952 insansız hava aracı, 431 uçaksavar füze sistemi, 11.445 tank ve zırhlı araç, 1.144 adet füze fırlatma sistemi, 5.996 adet topçu ve havan, 12.372 adet özel askeri araç ekipmanı imha edildi dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'deki Yılan Adası'nın doğusunda Ukraynalı askerleri taşıyan ABD yapımı sürat teknesinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi verildi. Karadeniz'de Ukraynalı askerleri taşıyan bir sürat teknesine operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, Rus ordusuna ait savaş uçağı, Yılan Adası'nın doğusunda Ukraynalı çıkarma timini taşıyan ABD yapımı VRC Force sürat teknesini imha etti ifadesi kullanıldı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna'ya ilk F-16 uçaklarının en erken 6 veya 7 ay sonra teslim edilebileceğini bildirdi. F-16 uçaklarının bakımı, onarımı ve muharebe görevlerini yerine getirebilmeleri için altyapı hazırlığının yapılması gerektiğini belirten Reznikov, pilotların yanı sıra mühendislerin ve teknisyenlerin de eğitilmesi gerektiğini ve bunun, ciddi ve kapsamlı bir görev olduğunu kaydetti. Reznikov, Ukrayna semalarında ilk F-16'ların uçması için eğitim ve çalışmaların devam ettiğini belirterek minimum 6 veya 7 ay sonra ilk F-16'ların teslim edilmesinin beklendiğini aktardı. Ayrıca Reznikov, Ukraynalı pilotların 6 ay içinde hazır olabileceğini vurguladı. Diğer yandan Afrika Birliği, Nijer'deki askeri müdahale sonrası ülkenin üyeliğini askıya aldığını duyurdu. Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Temmuz'da Nijer'deki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm Afrika Birliği faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un serbest bırakılması ve ordunun kışlaya dönmesi çağrısı yapıldı. Öte yandan tüm üye devletler ve uluslararası topluma çağrı yapılarak, Nijer'deki askeri yönetimi meşrulaştıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği kaydedildi, Afrika dışındaki herhangi bir aktör veya ülkenin müdahalesi şiddetle reddedildi. Cezayir'in, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını açma talebini reddettiği bildirildi. Devlet Radyosu'nun haberine göre Cezayir, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını kullanma talebine yanıt vermediği belirtildi. Haberde, Cezayir'in güç kullanımına her zaman karşı olduğu vurgulanarak, Nijer'deki askeri darbeye ilişkin tavrının açık ve net olduğu kaydedildi.